Tatlı günler sizin olsun. Mutlu günler, neşeli günler, güzel günler sizin olsun. Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Gönlünüz muhabbetle de olsun sevgili seyircilerimiz. Bu sabah tüm Türkiye kötü bir haberle uyandı. Isparta yakınlarında düşen uçakta 49 yolcu ve 7 mürettebat hayatını kaybetti. Efendim bütün ülkenin başı sağ olsun diyoruz. Tabii ki hepimiz çok üzgünüz. Bir daha bu tür kazaların yaşanmaması temennisiyle haftanın son gününe başlıyoruz efendim. Efendim bildiğiniz gibi bugün nostalji günümüz. Çok önemli ve değerli konuklarım var. Bizlerle birlikte olacaklar. Ben hemen telefon numaramı veriyorum onları davet etmeden önce. 0212-288-0390. Tekrar ediyorum efendim. 0212-288-0390. Mail adresim nilgunbelgun@tv8.com.tr. Efendim ilk konuğum hiçbir zaman tiyatrodan vazgeçmeyen bir tiyatro aşığı. Onu hem sahnede hem sinemada hem de dizilerde izliyoruz. Çok zarif bir hanımefendi Suna Keskin geliyor efendim. Seni gördüğüme çok sevindim. Seni ilk ne zaman nasıl gördüğümü anlatacağım biraz sonra. Sen bilmiyorsun seni. İlk gördüğüm zamanı sen bilmezsin. Öyle mi? Evet. Efendim ikinci konuğum Türk sineması için çok değerli bir usta. Oynadığı rollerle bizi hep güldüren bir isim. Sohbetine doyamayacaksınız. Onu çok seviyorsunuz biliyorum. Benim de çok iyi dostum Halit Akçatepe geliyor. Hoş geldin. Yıllar sonra seni gördüğüme çok sevindim. Uzun yıllardır göremiyorum seni. Ben de göremiyorum ama seni bıraktığım gibi buldum ben. Bıraktığın gibi bak şey çorap. Sen tanıdığında 21 yaşındaydın. Böyle çoraplar giyerdim. Senin i̇şte anlayıyla bugün giydim. Tabii işte onun için giyeyim zaten. Canım geç otur. Hoş geldin. Efendim iki tane tiyatro sanatçısını ağırlamaktan büyük keyif duyuyorum. Çünkü benim önceliğim tiyatrodur ya. Onun evet. için tiyatroyu başa aldım. Tabii ki sinemada. Özellikle senin için sinema... Galiba tiyatronun da önünde mi gitti yıllardır bilmiyorum. Sinema yani şöyle bir şey İlgücüm. tiyatronun önüne kimse geçemez. Ama halkın tanıması, beni sevmesi sinemadan dolayıdır. Yani hiçbir tiyatro sanatçısı bir sinemacının önüne geçemez. Çünkü daha fazla seyrediliyor, daha fazla görülüyor. O yüzden halk daha fazla seviyor. O yüzden ben tiyatromu çok severim. Ama sinemada benim görevlerimden bir tanesi. Evet, senin sinemada da o kadar çok filmin var evet, ki. Evet. Yani tiyatrodan fazla sinema filmin var gibi sanki. Tiyatronun sayısından fazla olabilir yok, mi? Yok, yok. Değil. Yok mu? Yok, tabii. Peki ben evet. o kadar çok gördüm ki sinemayı sanki dedim acaba... Tabii ama çok sevilen filmler olduğu için hepsi 150 defa oynadı. Hala da oynayacak. Onun için her sefer katlıya katlıya gidiyor. Tabii, filmleri tabii, daha fazla oynuyor. Daha tabii, fazla film çekmişsin tabii, gibi tabii, duruyor. Tabii. Sevgili Sunacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Efendim ben seyircilerimle bir şey paylaşmak istiyorum. Ben Suna Keskin'i yıllar önce Bit Yeni oyununa götürdü annem beni. Orada perde açıldı. Bir siyah kombinezonla. Ben böyle bir güzellik görmedim. Aman aman. Hakikaten çok ciddi söylüyorum. Hiçbir şey değişmedi. Hala fıstık yok, gibi canım, çok hoş çok bir şey hanımsın. O ses tonunla birlikte ama o sahnede o hatırlıyor musun siyah kombinezonlu Bit Yeni'ndeki sahneyi? Pek hatırlamıyorum kombinezon. Ama çok zarif yani kombinezon deyince sanki günümüzde birdenbire aman ne açık saçık bir oyun değildi. Evet. Çok zarif bir şekilde bir siyah çok kibar bir kombinezonlaydı. Biri geliyor bir şey mi? Salih Güley falan oynuyor. Evet mı? Şey kombinezon değil de gepyer gibi bir şeydi. Evet gepyer gibi bir şeydi artık. Ben kombinezon gibi kalmış aklımda. Kamuran oynuyordu. Ama evet. böyle güzel bir vücut, böyle güzel bir yüz, böyle güzel bir kadın olamaz. Tamam, teşekkür ederim. Aradan zaman geçmişti. Bir de onu da hatırlar mısın? Bak neler hatırlıyorum hayatında. Kareli bir palton vardı senin. Kırmızılı, yeşilli, böyle kareli, belinden bağlı. Bir de o şekilde sevgili seyirciler, şimdi bir soyunluk gördüm kadını, bir de giyinik gördüm. Bir de giyinik bir şekilde Beyoğlu'nda rastlamıştım. Herhalde öyle tiyatro mi? Ve prova ekranı, o öyle belli yakalar falan. Yani hakikaten tiyatro oyuncularının içinde en güzel kadınlardan
biri sensiz. En zarif. Ben de en zarif. En zarif. Zarif. Evet. En güzel ve en zarif. Olma. Çok doğru. En sen zarifi. De her zaman öylesin. Teşekkür ederim. Şimdi ben seninle ilgili bir beteri var. Onu izleyelim sonra tekrar döneceğiz. Peki. Belli ki turne resmi. Evet, turne Haldun Dorman'lı bir turnede. Evet. Bizim de öyle çok resimlerimiz var. Üç kafa kafa der, birimiz uyurken böyle evet, şeyde evet. Otobüste. Her ikiniz de ilk önce hayata farklı meslekle başladınız herhalde. Öyle düşündünüz kafanızda. Sen akademide okudun. Evet, ben Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Sanatlar bölümünden evet. mezunum. Ama ben tiyatroya daha önceleri sevdalandığım için akademide de tiyatro kolunda çalışıyordum. O zamanlar Yılmaz Guru'da, Erol Keskin falan bizi çalıştırmaya geliyorlardı. Ve orada amatör olarak başladım diyebilirim. Sonra Dorman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attım ve kendi işimi yani grafik sanatlardan mezun oldum ama hiçbir zaman yapmadım. Yani yapmadım. Şimdi bana deseler ki kaş göz çiz, çizemem. bu arada Halit de aynı şekilde. Sen de iktisat okudun, hukuk okudun. Edebiyat okudum ama bunlar hiç palavra okudum. Yani. Çünkü benim gönlüm tiyatrodaydı. Sen Menua mezunusun. Evet, evet. Ama sen de gönlün tiyatroda mıydı tabii, o zaman? Tabii, yani ben Sen Menua'da mezun olmaktan dolayı şu için seviniyorum. Çünkü birçok Fransız oyununu Türkçe'ye çevirdim. Oynandı bunlar. Bilmiyorum. Yani benim okulla ilgim de bu kadardı. Yani, okulla ilgim diyorsun. Bir dil öğrendim. Benim için en güzel o okulda kadar, o oldu hayatım. Ama babam istemiyordu benim oyuncu olmamı. Evet. Onun için okuttu beni. Gönderdi şuralara buralara falan. Sonra ben geri oyuncu olunca bana hep okumuş yazmış serseri derdi. Sen çok güzel. Tiyatroyu öyle güzel anlatıyorsun ki Halit'ciğim. Tam benim düşündüğüm gibi. Tiyatro bir aşktır diyorsun. Tabii. Koca aşkına benzer ne ana aşkına benzer çocuk aşkından bile öte bir ötedir, sevgidir tabii, diyorsun. Tabii. Ben kızıma da bunu söylemiştim. Evet anlatsana ne demişti? Şimdi o zaman zannediyorum işte 15 yaşında falan o zaman küçük kızı şimdi ortanca kız oldu. Şimdi bir tane daha bir tane daha var biliyorum son numara. Masada oturuyoruz. Itır büyük kızım dedi ki babacığım ileride dedi hani ben sinemayı istemem ama benim tiyatrocu olmak istersem yardım eder misin bana? Evladım dedim yani sen tiyatrocu olmak istedikten sonra bunu derhal yaparım. Çünkü bu bir bayrak yarıştır. Ben babamdan bayrağı aldım devam ediyorum. Sen de beni alırsın gidersin. Ama dedim öyle tiyatrocu olmak istiyorum diye tiyatrocu olunmaz. Hı. Onun bazı şartları var kabul ettiği zaman yaparsın dedim. Nedir babacığım dedi. Tiyatroyu çok seveceksin dedim. Aşık olacaksın yani tutku halinde o. Tabii bu ha. Ama dedim ileride evleneceksin. Kocandan da fazla seveceksin tiyatroyu dedim. Şöyle bir baktı suratıma. Sonra dedim ileride çocukların olacak. Onlardan da çok seveceksin tiyatroyu dedi. Bunları kabul ettiğin zaman gel seni en güzel yerden başlatayım dedim. Bir daha konuşmadık bu lafı. O da gitti başka işleri yaptı. Üniversiteler bitirdi bilmem ne yaptı. Ama tiyatroyla ilişkisi olmadı. Çünkü benim söylediğim doğruydu. Evet. Böyle olur tiyatro. Tiyatro gerçekten tabii. Büyük fedakarlıklar yani. Tabii efendim tabii. Sanatta. Neler çektik canım tabii. Yani biz. Çok. Anı konuşuruz neler çektiğimi. Senin de ilgili bir veteremiz var. Onu da sen izleyelim bilirsin. Ondan sonra benim konuşalım. Benim veterem aman geçer mi oradan? Veteran geçer her yerde geçer.
olsun Kemal Sunal. Ya, ne kadar. Evet. Siz yani bir ikili gibisiniz onunla. Öyle gibiydiniz. Öyle oldu tabii. Yani Ertem Eğilmez bizi o hale getirdi. Yani ikili olduk biz onunla ve çok güzel filmler yaptık tabii ikili olarak da. Nur için de yazsın. Bu güzel anıları kaldı. Çok evet. Güzel anılar. Bu Ababam sınıfı klasik oldu artık. Yani herhalde. Klasikler sınıfında bir çünkü her bitmedi yani. Bitmez. Kaç yaşındaydım ben Ababam sınıfı hala artık benim torunum olacak yakında Ababam sınıfı. Benim torunlarım seyrediyor. Onlar seyrediyorlar düşün. Şimdi küçük kızım oldu daha yeni oldu o da seyrediyor. O da seyrediyor. Yani benim hayatımda 5 nesil seyretti. Peki sence bunun sebebi nedir Halit'ciğim? Bence bunun sebebi şudur yavrum. Bir kere her şeyden önce bir Ertem Eğilmez denen bir fenomen vardır o işin başında. Yönetmeni, yapımcısı. O fenomenin özelliği neydi ki? Bir özelliği, daha yakalanamadı. Özelliği şudur. Halkı çok iyi bilir. Çok iyi tanır. Ne istediğini, neye gülmek istediğini gayet iyi bilir. Yani bir filmde, sinemada gülme payı verilir mi ya? Olmaz ki. O tiyatroda verilir de ya, o küçük bir içinden hissedersin. Tamam, ama sinemada olmaz bu. Ertem abi sinemada gülme payı veriyordu. Öyle biliyorum. Müthiş ya. Bir şey. Müthiş bir şey. O yüzden bir de tabii senaryoya bakmak lazım. Senaryo çok önemlidir. Sinemada senaryo her şeyin başında gelir. Tamam biz iyi oynuyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama senaryo olmasa niye oynayacaksın ki? Ama senaryo her yerde, dizilerde de öyle. Tabii. Senaryo en önemli senaryo. Evet. Sonra tabii. Yönetmen, sonra kast. Bu üçü tabii, birleşmezse. Tabii. Olmadık, çok olmaz. Özel oyuncular tabii. Seçmiş olması çok önemli. O zamanın, evet, o dönemin evet, en evet. Özel oyuncularını seçmiş. Tabii ki bu çok önemli bir şey. İşte o da Ertem abinin dehasıdır yani. O oyuncuları bir araya toplamak çok zordur. Çok ama evet. Topladı... Evet. Ve şu anda da Avrupa Yakası dizi olarak aynı şeyi yaptı. Evet. Hakikaten Avrupa Yakası'nda da çok özel. Sen Sunacığım orada oynadığın için söylüyorum. Çok özel oyuncular kadrosuyla ama yola bir tek çıkıyordu. Şeye dikkatinizi çekerim bakın. Hababam sınıflarında komedi oyundadır. Yani oyunun içindedir, yazıdadır. Oyuncuların evet. Oyunundadır. Ama hiçbir zaman sululuk yoktur. Hayır, evet çok doğru. Evet. Şimdi Avrupa Yakası'nda... Bazı oyuncu arkadaşlarımın sululuk derecesine varan komiklikleri var. Ben ona var. Sululuk demiyorum. Daha karikatürize edilerek oynanan evet, roller olabilir diyorum. Çünkü bence... Bir telefon var alalım mı sonra buyurun, devam tabii, edelim. Tabii. Sevinç Hanım Antalya'dan arıyormuş. Alo. Alo. Günaydın Sevinç Hanım. Günaydınlar diliyorum. İyi günler. İyi günler efendim. Diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Özellikle orada oturan büyüklerime. Sağ olun. Ben de meslektaş sayılabilirim. Ben Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı olarak görevliyim. Ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Bu görevi, bu işi seçmemde Suna Keskin hanımefendinin çok büyük payı var. Çünkü 1992 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu'nda Hırçın Kız adlı eserini izlemiştim. Karar vermemde, bu mesleği seçmemde öyle büyük payı olmuştu ki çünkü muhteşemlikle, büyük bir hayranlıkla izlemiştim. Tiyatro sınavlarını kaçırınca onun yan dalı olan opera sınavlarına girdim. Kazandım. Her zaman da ismini sevgiyle, saygıyla anıyorum. Çünkü mesleği seçmemde bana önder olmuştu. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Sizi göz göze bırakayım. Bir, belki sormanız gereken bir soru var. Göz göze bir bakışın birbirinizle. Sunacığım buraya bakıyorsun. Tamam. Evet. Çok mutlu oldum. Sevgilerimi gönderiyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah yolunuz ederim. Açık olur. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim. İnanın ben de sizden aldığım o seyrederkenki disiplinimle her şeyimle görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Başrol oynuyorum burada. Ne kadar buradan güzel. Buradan hemen izniniz olursa Halit Akçatepe'ye geçmek istiyorum. Az önce söylediklerine o kadar çok katılıyorum ki. Ben 99 yılında hamileyken Mersin Devlet Opera ve Balesi'ne ilk göreve başladım. Madame Butterfly adlı opera konuyordu ve ben söyleyememiştim. Şimdi Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde bu sezon konulacak ve kısmetse ben Çoçasan oynayacağım. İkinci çocuk mu, Çoçasan mı denildiğinde maalesef Çoçasan diyorum. Yani hakikaten meslek aşkı her şeyin önüne geçiyor. Tabii, belki tabii. Kötü bir tanımlama mı ama bunu herhalde işin içinde olan çok iyi anlayabiliyor. Efendim bu meslekler sanat sevilmeden, içi titrenilmeden yapılası işler okay. Değil. Okay. Sanatçı olmanın maalesef ki en önemli yönü bu. Her şeyden evet. Önce sanatı gelmek zorunda sanatçının. Evet.
Peki, evet. Çok teşekkürler. Teşekkür başarılar efendim size çok de. Çok teşekkür ederim, sevgiler. Evet, senin sözünü kestim. Avrupa Yakası tabii bütün zamanların bence en iyi komedi dizisi. Gülse'yi takdir etmek ve tabii ki buradan müthiş bir yazar. Tebrik etmek Gülse, gerekiyor. Dünyanın mutlaka neresinde olursa olsun gerçekten yazdıklarıyla paye verilecek, verilmesi gereken bir insan. Kalemi kuvvetli. Evet, çok ve de çok, güzel. Çok önemli. Bu tamamen espri yapmak, değil mi Halit'ciğim? Espri yapmak ve espri yazmak tamamen zekaya dayalı bir evet iş. Yani anlamak da öyle yani. Tabii algılamak da öyle. Algılamak da öyle. Tabii, evet, tabii, evet. Tabii. Çok haklı. Onun için çok da zekaya dayalan bir evet iş yapıyor. O nedenle 5 evet senedir devam ediyor. Gerçekten kadrosu da gayet sen iyi. Sen sevgili kimin eşiydin? Rutkay'ın. Rutkay Aziz'in. Evet. Biz daha sonradan girdik ekibe. Her bölümde oynamıyoruz ama o işin içinde var olmaktan. Ama çok keyifli. Gerçekten sizde çok memnunum. Tabii gerçekten tabii canım, tabii tabii. İnsan iyi işlerde çalıştığı evet zaman evet yani kendini böyle oradan işini yapıp da çıktığı zaman kafası dimdik yukarıda o zaman tabii ayrı bir keyif alıyor, ayrı bir mutluluk duyuyor. Tabii ki bizler genelde seçici olduk, iyi işler yapmaya özen gösterdik ama insanın öyle zamanları, öyle sanatçıların öyle zamanları oluyor ki bazen istemeden de bazı dizilerde oynamak zorunda kalıyorlar. Tabii evet. Canım, ekmek parası. Sonuçta. Hadi bir araya ruhun gıdası olan müzik alalım durmak diyorum. Yok. Sonra tekrar sohbete devam edelim. Sen size güzel bir müzik dinletelim. Rubato bakalım ne seçmiş bugün. Dönüşü yok, beraberce karar verdim. Ayrılmaya alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşlarım gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz anlamıyor. Yitirmişiz anılarla beraber faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, aşka çaresi yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verse, şimdi bana İster misin desene, tek bir söz bile söyleme hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söyleme hakkım. Bitirmişiz anılarla beraber faydası. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verse, şimdi bana seninle bir ömür var etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söyleme hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söyleme hakkım yok. Teşekkürler Rubato.
etti. Çok bize güzel. Göre şarkılar şimdi, seçilmiş. İkinize de soruyorum. Öyle şarkıdan yola çıktım. Kaybolan yıllarından bir tanesini geri istesen hangisini isterdin? Ben mi? He. Hiçbirisini. Sen peki Allah'ın cezacı. Sen Sunacı. Ben de öyle. Hiçbirisini istemez miydin? Yani, benim istediğim... Geriye dönmek yok. Yok ama benim içinden lazım. Seçip istediğim böyle bir iki yıl var mesela. Mesela? Yani ne bileyim ben kendime göre. Bir iki yıl seçerim mesela. Daima ileriye diyorsun. Tabii evet. Yani günün bir faydası yok ki bize. Yok. Tabii. Doğru. Biz bu şarkının zamanında ben... bu şarkının zamanı mı oluyordu? Tabii ki 21-22 yaşlarındaydım. İyi, evet. Değil mi? Evet. Halit Akçatepe Tiyatrosu'nda oynuyordum. Hı-hı. Çok küçük tabii ki. Bizler işte böyle ustalarla oynaya bir takım şeyleri öğrendik. Şimdi maalesef o ustalar eskisi gibi tiyatrolarda değiller. Daha çok diziler çekiyorlar. Onun için ben gençleri bu konuda şanssız görüyorum. Ama biz gençliğimizde hep ustalarla çalıştığımız için işte sen de Haldun Dormenlerle tabii. birlikte Metin Serezliler. Yani hepiniz birlikte bir yola baş koydunuz ve çıktınız. Benim için de Haldun Dormen, Halit Akçatepe, Metin Serezli, Müjdat hepsi birer ustaydı. Ben de bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Neler yaşadığımızda turnede şimdi onları anlattıracağım sana ama reklamlar var. Reklamlardan sonra sen anlatacaksın. Turneleri anlat. Kültür vardı bir zamanlar. Sizin işte kalktığınız burada yaptığınız gibi. Ben de her gelen konuklarla bazen bu dansları yapıyorum ki mahsus göstereyim yani. Bir zamanlar böyle çok güzel müzikler çalarlardı. İnsanlar çok güzel giyinirlerdi. Birbirleriyle danslar ederdi. Ne oldu? Sevgili Nurgül bak şimdi şu müzikte duygu var. Tabii. Şimdi sen bana duygu olan bir müzik göster de o zaman anlaşırız. Gösteremeyeceğim aklıma ne geldi? Hatırlıyor musun o yaptığımız işte ben senin tiyatronda oynadığım zaman Tuncay Özünel'le birlikte sizin tiyatronuzda oynadığım zaman turnelere giderdik. O turneler sevgili seyirciler şimdi gidiyorsak İzmir'e 2 günlüğüne, 3 günlüğüne diyelim tabii, ki tabii. O zaman 1 ay, 2 ay kalırdık İzmir'de. Tabii. Yani bizim seninle gittiğimiz İzmir turnesi tam 53 gün sürdü. 53 günlük bir İzmir turnesi yaptık tabii, biz o dönemde evet. işte. Biz de Haldun'la hiç unutmuyorum 3 aylık bir turne hiç tabii, İstanbul'a dönmemecesine ilkbaharda çıktık. Tabii. Yaz sonu geriye. Siz ilkbaharda evet. çıktınız, yaz sonunda geri döndünüz çeşitli evet. şehirlere. Biz sadece İzmir'de 53 gün kaldık. Evet, evet.
Ama zaten o zaman turneler kısa dönem askerlik gibiydi yani. Evet. Ve bu turneleri de tabii eğlenceli geçirmek gerekir diye düşünüyorduk. Evet. Ben de o zamanlar da şimdiki gibiydim. Evet. Tuttururdum hep Halit'i. Halit çünkü genç ruhluydu her zaman. Evet. Hep böyle çocuk ruhlu diyeyim daha doğrusu. Ben bir tek onu görürdüm orada. Hadi ne olur oraya gidelim, hadi buraya gidelim. Tamam oraya da gidelim. Ferdi Özbeğen çalardı, hatırlıyor musun? Evet. Şimdi Ferdi Özbeğen'e şarkı dinlemeye giderdik. Evet, Ferdi Özbeğen ilk İzmir'e gelişti. İlk evet. İzmir'e gelişiydi. Evet. Hatta biz çok ben anlatırdım işte çok güzel ne olur Ferdi Özbeğen diye biri var. Evet. Ona gidelim falan evet. diye. Tabii ki şimdi bizim tiyatronun diğer tiyatrolar da var orada turnede. Anlatsana diğer tiyatroların patronları onları hiçbir yere götürmüyor. Şimdi bizimle beraber 3 tiyatro daha var İzmir'de. Evet. Yani fuarın içinde çalışan. Şimdi belki biz de varız o arada kim bilir. Yok, yok. Hayır. Necat abi var. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ferhan Şensoy vardı. Ferhan Şensoy hatırlıyorum. Var. Ferhan bize konuk gelmişti. Hatta Ferhan'ın benimle yan yana resmi çıktığı zaman dedikodu yazılmıştı sahnede. Ferhan hiç unutmam. Der 40 yılda bir senin yanında durdum. Kıyamet koptu diye. Hafta sonunda dedikodumuz bile yazıldı. Halbuki yan yana 2 dakika durduk. Onu ben ayarladım. Sen mi Allah'ım yani? Sen o zamandan başladın mı bu magazin işte? Neymişsin sen? Efendim şimdi... O zaman işte 3-4 tane tiyatro daha var orada. Şimdi onların patronları ya da orada çalışan erkek arkadaşlarım böyle şeyleri pek sevmiyorlar. Yani öyle gece bir yere gitsinler gelsinler falan filan. Genç hanımlar var o tiyatrolarda da. Onlar da bir yerlere gitmek istiyorlar. Evet. Kimse götürmüyor onları. Oyun bizim biterdi. Ben ne gün alırdım hadi yürü gidelim derdim. Gelirim kapının önüne. Bakarım en az 6-7 tane genç hanım bekliyor. Evet bir tek Halit vardı çünkü gezmeye götüren bizi. Biz hepimiz böyle 6 kadınla Halit gideriz. Şimdi gittiğimiz yerde de ayrı komedi. Şimdi dedi ya demin müziklerde ruh yok. Şimdi sürünüyorum diye bir şarkı ya, çalardı. Ya, hatırlasın. Aman yarabbim. Sürünüyorum deyince akla ne gelir? Sürünüyorum, ölüyorum. Evet, nasıldı evet. sürünüyorum? Cıklıdı sürünüyorum. Bu ne ya? Bu ne böyle biçim şarkı dedi bana insan sürünüyorum da. Oh ne güzel sürünüyorum diye böyle olur mu de hatırlar mısın? Ne güldürürdün bizi. Tabii. Onun için yani şarkılar da tabii ki çok değişiyor zaman geçtikçe. Duygular gidiyor orada da gidiyor. Yani her şeyde gittiği gibi orada da gidiyor maalesef. Ne yapalım olsun. Şimdi tek düze şey var, tekno müzik diyorlar. Cıstam, cıstam. O insanı aptal etme müziği. Zaten evet. işte insanların hepsi tek şeylerde, bazı konularda takılı kaldı. Ne anlıyorsunuz diyorum gençlere, stres atıyoruz diyorlar. Ben de diyorum bununla ancak strese girilir yani. Ne, bizim evet. için strese girmek, onlara stres atmak. Evet. Seda Çayırlıoğlu hanımefendi arıyormuş Ankara'dan efendim. Alo. Merhabalar. Merhaba efendim, günaydın. Nasılsınız, iyisiniz? Efendim iyiyiz, iyiyiz. Çok harika konuklarınız var. Çok teşekkür ederim. Mak Eskin'in özel hayranıyım. Ses tonuna, teşekkür ederim. Gülüşüne bayılıyorum. Efendim o gülüş ve ses tonunda bir seksilik var. Evet. Oo. Var. İtiraf edelim ki var. Aksakya Tepe'yi de çok seviyorum. Yani hala bir filmi var onun Neşeli Günler diye. Belki 100 kere izlesem aynı keyfi alıyorum. Aynı tadı alıyorum. Ya babam sınıfı da öyle. Ben bir şey danışmak istiyorum. Hocalar ikisi de benim gözümde. Buyur. Bu senaryo bir kısır döngü mü var ülkemizde? Bir senaryo hep birbirine benziyor. Diziler birbirine benziyor. Bir de konservatuar mezunu yeni sanatçılarla sanki eski sanatçılarla mukayese ediyorum. Aynı lezzeti alamıyor muyum? Bir şey var yani bir bozukluk var gibi geliyor bana. Halit Bey gülüyor görüyorum cevabını bekliyorum ben uzatmak istemiyorum. Güldüğüne göre ama, vardır elbet bir cevabı efendim. Evet. Sunay Hanım'ı da çok seviyorum ne olur lütfen. Bir de Halit Bey'i de istiyorum ben izlemek istiyorum. Sunay Hanım'ı da daha çok izlemek istiyorum. Bir de Münir Özkum nerede Nilgün Hanım? Bir de onu ne olur gelemez mi, yürüyemez mi? Hiçbir yere çıkmıyor Münir Bey efendim. O zaten evet, eskiden beri... Evet, onu görmek istiyorum. Yani benim gibi bir sürü insan vardır eminim. Efendim cevapları geliyor. Halit Akçetepe'den evet. alalım. En iyi o bilir herkesin tamam, ne olduğunu, ne tamam. yaptı. Tamam, sizi öpüyorum. Sağ olun, teşekkürler efendim. Efendim Münir Özkul'la en son 7 sene önce beraber televizyona çıktık. Ve onun son televizyon işidir o. Bir daha çıkmadı. Ertesi günde sokakta arkadaşlarım beni gördüğü zaman ya Halit tebrik ederim seni. Dün akşam iki kişilik konuştun dediler bana. Çünkü daha tabii
O zamandan başlamıştı Münir abinin konuşamama hastalığı. Ama Münir abi de zaten sevmez böyle şeyleri. Yani hasta olmadan önce de çok çekingen bir yapısı vardır. Yani başka. Dışarılara çıkmak, televizyonlara çıkmak başka, zaten tabii, istemezdi. Tabii. Ama şu andaki rahatsızlığı... Rahatsızlığı yok. Münir abinin fiziksel bir rahatsızlığı yok. Sadece ve sadece bu konuşma rahatsızlığından dolayı seyircinin karşısında, halkının karşısında çıkmak istemiyor. Çünkü Türkiye'nin en iyi konuşan insanlarından bir tanesidir Münir abi. Evet. Gerek sahnede gerek dublajda çok güzel konuşur ama... Konuşamıyor şimdi, bunu göstermek istemiyor. Göstermek istemediği için de evinde kalıyor, hiçbir yere çıkmıyor. Ama keşke çıksa çünkü... O kadar değerli bir oyuncu tabii, ki. Ona ihtiyacı var bu ülkenin. Onun evet. oyunculuğuna, onun güzel oyunculuğuna, onun sanatçılığına ihtiyacı var. Ama maalesef çıkamıyor, çıkmıyor. Buradan sevgilerimizi gönderelim Münir Bey'e o zaman. Peki Halit'ciğim, herkesin de sorayım senaryolar konusunda. Senaryolar evet. konusunda ikinizin de fikrini almak istiyorum. Seyircimiz bekliyor. Bir kısır döngü var tabii. Hanımefendinin söylediği çok doğru. Bir mafya furyası, bir işte doğudaki olaylarla ilgili bir furya. Sürgit, bunlar işleniyor. Demek ki reyting yapan konular bunlar evet. herhalde. Evet. Ama tabii ki milyarlarca insan var yeryüzünde ve milyarlarca konu var. Yabancılar o kadar çok konu buluyorlar evet, ki. Evet, yani başka konularda işlenebilir ama herhalde bunlar tutuyor, bunlar reyting yapıyor diye bu konulara eğiliyorlar. Ama o zaman birbirine benziyor hepsi işte. Tabii. Hepsi birbirine benziyor. Yani... Bu diziyi seyrederken yarıda bırak, öbür diziye geç, devamı, devamı gibi oluyor. Gibi evet. Görürsün yani bu böyle ama maalesef eski Türk sinemasında da bu vardı. Bir aralık işte efendim şarkıcılı filmler çok tuttu. Evet. Hepsi şarkıcı oldu, bütün büyük oyuncularımız yani büyük isimler hepsi şarkıcı oldu. Efendim bilmem şu tuttu ve o oldu. Bizim filmlerimiz tuttu, kalabalık aile bilmem, kalabalık aile filmi çekiyor. Bu böyledir yani bir şey tuttuğu zaman bizde maalesef... Yeniyi aramak yoktur. Evet. Tembellik mi var? Kolaya aman kaçma, bir şey tuttu kaçma. Sesinizi çıkartmayın. Evet. Hep bunları yapalım. Al bunu evet, işte. Kolaya, kolaya kaçmaktır bu. Yoksa tembellikle ilgisi yok bunun. Yani hangisini yapsa zaten bu işi yapacak. Yani aynı şekilde çalışacak. Tabii. Ama bu tembellikti. Nasıl olsa bu tuttu ben de bunu yapayım. Bunu devam ettireyim. Ya, o yanlış ama. Peki olmaz. Şu andaki durum nedir seyircinin durumu? Sence halk hakikaten bunları izlemek istiyor mu? Yoksa izlemek istemiyor mu halkımız buradan bana hep telefonlar onu istemiyoruz bunu istemiyoruz peki bu reytingleri kim yaratıyor diyesim geliyor o zaman. Tabii yani isteyen var ki bu kadar reyting yapıyor ve bu kadar da çok şükür ama hepsi mi çekiyor hepsi mi izleniyor hayır evet. Şu ana kadar herhalde 100 tane dizi falan kalktı evet. Çekildi yani 2-3 bölüm oynadı çekildi gitti yani çünkü hepsi geçmiyor seyirciye geçenler de tutuyor. Peki senin mesela sevdiğin bir dizi var mı? En çok sevdiğin ya da seyrettiğin? Şu anda. Evet şu anda. Şu anda seyrettiğim dizi hangisi var? Yani ben kendi dizimi saymıyorum çünkü o zaten tuttu gidiyor. Ya benim seyretmeme gerek yok. O zaten işini yapıyor. İşini yapan ama dizi. Benim seyrettiğim kızım dolayısıyla kızım Avrupa Yakası'nı çok seviyor. Evet. Ben de ondan beraber oturuyorum ben de seyrediyorum. Yani o başka bir şey. O kızım adına yaptığım iş. Ama benim seyretmek istediğim dizi Arka Sokaklar. Evet, Arka Sokaklar çünkü hani bizim o polisiye dizilerimiz vardı ya o hani evet. Bir kadın vardı başrol oynardı. Unuttum sarışın bir kadın. Dixon. Dixon. Onun versiyonu o tarz bir o da dışarıdan alınma bir hikaye bunlar. Ama tabii ki o keyifli hiç olmazsa. Ama evladım şimdi Arka Sokakları derken sadece senaryosundan dolayı değil. Senaryosu güzel tamam. Oyuncu var orada oyuncu. Oyuncu var. Ben evet. oyuncu seyretmek istiyorum. Yani haklısın. Ne yapayım şimdi zıt tırbıt tırbıt bir şeyler çıkmış. Onlar, bana ne onlardan yani onlar bana hitap etmez. Ama işlerinden bir iki tane iyi oyuncu varsa onu da seyrederim. Ama Arka Sokaklarda bu var. İyi oyuncular var orada. İyi oyuncular varsa ben onu seyrederim. Yani hiç kaçırmamak üzere seyretmek istediğim bir tek dizi vardı. O da bitti kalktı Hırsız Polis. O çok güzel bir dizi. Ama sana o zaman iyi oyuncu görmek istiyorsan tavsiye edeyim Bıçak Sırtı. Bıçak Sırtı. Orada da müthiş oyunculuk var. Evet. Benim evet. sürekli seyrettiğim. Benim tek seyrettiğim evet. dizi evet. diyebilirim. Hem o kadar çok açısından seviyorum. Hem evet. ömrü bol olur, şansı evet. bol olur inşallah. 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 Ben de sana soracaktım senin sevdiğin dizi diye. Bıçak Sırtı. Bıçak Sırtı. Evet. Bir de tabii ki Avrupa Yakası oynadığı tabii. için. Farklı şeyler. Sen
sanatı, oyunculuğunu mu daha çok seviyorsun? Tabii ki tiyatroyu daha çok seviyorsun değil mi? Tiyatroyu çok seviyorum tabii. Dizi ama... oyunculuğunla nasıl aran? Mesela şu andaki diziler 90 dakika çekiliyor Halit için sinema... ve sabahlara kadar çalışılıyor. Evet. Sinema çekiyorlar canım. Sinema çekiyorlar ama bu oyuncuları, ekibi çok yoruyor. Evet. Bunun sebebi de paraya mı dayalıdır yani? Tamamen daha çok reklam alma amaçlı mı? Paraya dayanıyor çünkü... 90 dakika yapınca içine 3-4 defa ya da 5 defa reklam alabiliyor. Ama bu arada insanlar hakikaten çok zor şartlarda çalışmış oluyorlar. Tabii, düşün ki tabii, 24 tabii. saat bazen çalışıyorlar hiç durmadan. Bu da evet, insan evet. yapısına aykırı. Yavru şimdi 90 dakika bir film demektir. Evet. Bir film bugün en az 25-30 günde hatta 40 günde falan filan çekiliyor. Tabii. Peki sen bu 40 dakikalık film kadar diziyi 5 günde çekeceksin. Nasıl olur bu? Mümkün değil, uyumadan. İşte evet. böyle. Uyumadan. Aynen böyle öyle olur. Uyumak evet. da en önemli bir gıda tabii. vücut sağlığı için. Seri oyuncu için ama. Korkuyorum ben teknikten ve teknik daha da çok yoruluyor. Çünkü sanatçı tabii. bir iki gün tatili oluyor ama teknik ekibin her gün. Yok. Yani Allah korusun içlerinden birine bir şey olsa o zaman dank edecek kafalarını. Diyecekler ki yok bu 90'ı 60'a indirelim falan. Gerek oyuncuyu gerek teknisyenleri yani teknik ekibi dinlendirmek lazım ki randıman alınabilsin. Tabii oyuncu da hele zaten. Hele oyuncu için çok önemli bu. Yüz düşüyor. Evet, yüz sabahın düşüyor. Körünü çekiyorsun. Evet, mesela sabah evet. yataktan kalkmışı çekiyorsunuz. Gecenin saat birinde. Tabii. O kalkıştaki yüzle gece birdeki tabii. yüz bir mi? Yüzü geç. Yalnız düşün ki performans performansın da... ne hale geliyor. Tabii. Yorgun oluyorsun. Tabii. Zinde olduğun zaman oynadığın tabii. oyunla tabii. Düşük olduğun zaman oynadığın oyun çok farklı oluyor. Dolayısıyla tabii. kaliteyi, oyunculuğun evet. kalitesini evet. düşünmüş tabii, 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 tabii. Efendim Gülçin Hanım İstanbul'dan arıyor. Telefonlarımız çok bugün. Hayranlarınızı çok gördüğünüz gibi. Alo. Alo. Merhaba Gülçin Hanım nasılsınız? Merhabalar efendim. İlk önce sizi böyle güzel bir program yaptığınız için kutluyorum Nilgün Teşekkür Hanımcığım. Ederim. Teşekkür ederim. Oradaki bütün misafirlere, konuklara saygılar, sevgiler benden. Sağ olun efendim. Sabah kuşağında eğer sizin program olmasaydı hiç televizyon seyretmiyordum. İyi ki ne varsınız güzel. Efendim. Sağ olun efendim. Sizler de iyi ki varsınız. Ben 54 yaşındayım. Evet. Amatörce resim yapıyorum ben de. Çocukluğumdan beri tiyatro ve resmin içinde büyüdüm. Sergiler açıyorum, tiyatrolara gidiyorum. Ay ne güzel. Oradaki bütün konuklara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Suna Hanım'la acaba görüşebilir miyim? Tabii buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Alo. Buyurun. Buyurun Alo. Efendim. Suna Hanımcığım benden sevgiler efendim. Size. Teşekkürler benden de sevgiler size. Çok sağ olun size. Efendim. Bir sürü ilacım vardı. Ameliyat geçirdim. Geçmiş olsun. Sizin oyundan sonra efendim Lax kullanmaya başladım. Öyle mi? Evet efendim. Evet, siz... Herkese tavsiye ediyorum. Beni bir sefer kesmedi oyun. 15 gün arayla koşa Bekleriz. Koşa bastonumla da olsa Hadi Bey biliyor. Koşa koşa oyununuza geldim. Ve bütün evet. arkadaşlara tavsiye ediyorum buradan herkese. Vallahi hiçbir ilaç kullanmaya gerek yoksun Hanımcığım laf aramızda. Hadi Bey'e de buradan saygılarımı, sevgilerimi Teşekkür sunuyorum. Teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını, sağlıklar diliyorum. Sağ olun oyun efendim. Oyun nefis herhalde. Şimdi Teşekkür oyundan ederim. Ben de soracaktım evet. ve bahsedecektim. Harika. Lafımı harika. Çaldınız efendim. Vallahi, peki. Özür dilerim. Ne Rica ederim şaka Hakikaten yapıyorum. Hakikaten benim de çantamda bir sürü ilaç varken onlar yediyken bire indirdim. Yalnızca Lax. İşte ben tiyatro. Limberax tiyatro efendim. Tiyatro insana bu kadar iyi gelir. Ama efendim yanlış isim adı vermeyelim. Limberax. Evet, tiyatro insana bu kadar iyi gelir. Harika harika herhalde ben bir daha geleceğim. Sağlık Bekleriz. Açısından. Bu böyle şaka yapmıyorum. Hiç dinlemiyor Gülçin Hepiniz iyi ki varsınız efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun teşekkürler. Ben sizlere teşekkür Sağ ederim. Efendim. Saygılar güle. Efendim sağlıklar Efendim tiyatro diyorum. İnsana işte böyle iyi gelir. İnsanın ruhuna hitap eder. Efendim iklimine hitap eder, hayatına hitap eder, evet. kültürüne hitap eder. Değil mi? Evet. Aşkın yaşı yok evet, oyununuzun Gülçin Hanım'a adı. Çok teşekkür evet. ediyorum gerçekten. Bu son oynadığımız oyun Hadi Çaman'la birlikte bir moral oyunu aslında evet. orta yaş üstüne. Gelmiş yaşlı demeyeceğim artık gençlere. Abi yaş, evet, yaşlı diye evet. bir şey yok. Bunu hep birlikte öğrenelim. Evet. Yaş aldık olur. Evet. Yaş aldık bugün. Evet. Yaşlandık diye bir şey yok. Tamam mı? Evet, Takçatepe. Sen zaten kullanmasın ben bunları. Ben kullanmıyorum. Şeyin Alfonso Passo'nun Hale Kuntay tarafından dilimize çevrilmiş, adapte edilmiş. Çok güzel böyle duygusal bir komedisi. Gerçekten bir moral oyunu.
Gülçin Hanım'ın söylediği gibi çok teşekkür ederiz. Açtı konuyu. Evet. Bekliyoruz. Ben açacaktım zaten konuyu da. Yavaş yavaş tiyatroya tekrar döneyim diyordum. Hadi'ye buradan çok sevgiler. Evet. Hakikaten o da canla başla yıllardır o tiyatrosunu dimdik ayakta çalışıyor. Tutmaya çalışıyor. O bir tiyatro delisi. Evet. Tiyatro delisi. Evet. Zaten gerçekten hepimiz tiyatro delisiyiz Halit Akçatepe. Bu bir delilik. Evet. Yoksa sen hiç tiyatrodan para kazandın mı? Hadi canım sen de deliyim. Şimdi bir şey var ki Nilgün, biz hiçbirimiz, sen de öyle, Halit de öyle, dizilerle var olmadık. Hayır. Biz tiyatro ile var. Eğer 40 yıldır yani ya da 40'ın üstünde 45 yıldır bugünlere geldiysek sadece ve sadece bu tiyatro. Tiyatrodan en mutlu olduğum şey arkamdan tiyatrocu Nilgün Bergün değil mi diyorlar. İşte ondan aldığım keyfi hayatta hiçbir şeyden almıyorum. Evet. Çünkü gerçekten tiyatrocu olmaktan büyük onur duyuyorum. Bravo, ve bu tiyatro mesleğini de bu sanatı da ne mümkünse iki elim kanda olsa her zaman bir oyunda çıkıp oynamak ve bu sanata hep bir destek ve katkıda bulunmak istiyorum. Çoğu oyuncularımız dizilerden dolayı, tabii ki dizilerde maddi olarak çok daha iyi para kazanılıyor ama tiyatro bir aşktır dediğin tabii gibi. Efendim, tabii efendim. Tabii, çok tabii. Saygın bir sanat dalıdır. Onlar vazgeçtiler ama ben dizi de olsa, televizyon da olsa asla tiyatrodan vazgeçmem. Tiyatrodan vazgeçilmez yani. Değil mi hocam? Aşktan vazgeçilmez. Aşktan vazgeçilmez. Geçilmez. Çok o güzel. O kadar hemen lezzetli bir şey ki tiyatro tabii vazgeçilmez. Ama aşk da çok lezzetli bir şey Suna Keskin. Öyle mi? Evet. Aşkta. Hemen müzik diyorum araya. Paylaştığı bir oyun vardı. Üçünüzün galiba değil mi? Evet, Hadi, Halit ve ben üçümüz bir oyunda oynadık. Ayça. Dört kişilik bir oyundu. Çok güzel bir oyundu. Haluk Işık'ın bir oyunuydu. Evet. Ve çok güzel bir sezon geçirdik onunla. Avrupa turnesi falan yaptık. Ne güzel. Ve çok keyifliydi. Dediğin gibi Halit hakikaten her zaman keyifli ve eğlenceli. Kimse de yoktur. Evet. Viyana'ya gittik, Berlin'e gittik, Nürnberg'e gittik. Bir sürü yurt dışı ama turnemiz. Ama o oyun için ben en güzel lafı, yani herkes çok beğendi oyunu tabii, o başka bir kişi hariç, sen bilirsin onu. Kimdi, unuttum. Efendim Berlin'de oynadığımız zaman bizim Berlin Büyükelçimiz geldi, oyunu seyretti, çok beğendi, tebrik etti. Sonra kendi yerine çağırdı bizi, oraya gittik. Orada dedi ki, bu oyunu yalnız Berlin'de değil bütün Avrupa'da oynamanız lazım. Çünkü nasıl bir Türk takımı
Avrupa'da başarı kazandığı zaman insanlar sokağa dökülüyorsa, bu oyunu gördükleri zaman da sokağa dökülürler. Çünkü bu kadar güzel oyunu her zaman göremezler. Siz bunu oynuyorsunuz dedi. Ne kadar güzel. Evet, çok güzel, çok gerçekten. Güzel. Gerçekten çok güzel keyifli şeyler bunlar. Güzel bir oyundu. Peki Halit'ciğim, sen hakikaten diyoruz ya hep turnelerde çok keyiflisin. Evet. Genelde keyifli bir adamsın. Bu Fransız ekolünden yetişen insanlar mı böyle? Yani ben Galatasaraylılara da bakıyorum. Onlar da hayatın bir yerinde bir keyfi yakalayan insanlar. Yani bu sizin yetişmenizden mi böyle? Sen de öyle bir adamsın. Yani evet, üzülürsün, sıkılırsın. Tabii. Ama çok çabuk o durumdan sıyrılırsın. Yani down olmazsın. Evet. Çökmezsin. Bunun nedeni nedir? Yapısal nedeni şudur yavrum. Buna karar vermek lazım. Hı. Ama genç yaşta karar vermek lazım. Bu yani, çok önemli bir felsefe. Bunu bilmek istiyoruz. Evet. Anlatır mısın? Yani ben 25-26 ya 27 yaşlarındayken falan bunu düşünmeye başladım. Ya ben niye üzülüyorum? Hı. Niye buna sinirleniyorum? Niye bilmem ne yapıyorum? Çok hassas bir yapın var çünkü. Tabii. Ya bundan vazgeçmek lazım dedim. Yani bunu yapma Ali, sen üzülme falan filan. Ama tabii bir günde olmuyor yani. Yıllar üzerine binince ben o hale geldim. Nasıl bir durum bu şimdi? Yani şimdi mesela benim babam vefat etti. Gittim mezara koydum. Gittim oyun oynadım. Ama bu tabii hepimiz bunu yapıyoruz. Ben de annemi kaybettiğimde oynuyorum. Ama şimdi mesela bir şeye kızıyorum. Hı. Kızıma da fena hale bağırıyorum. Falan. 5 saniye sonra bitiyor. Çünkü gerek yok. Dolayısıyla bak, hem karşısındakine hem de kendine zarar vermiyorsun. Tabii efendim. Sonuçta tabii. Bu tamamen üzüntüler, sinirler, tabii, stresler. Tabii. Sonuçta insanın kendine zarar veriyor. İşte buna ben de düşündüm zaten. Ya ben kendime zarar veriyorum. Karşımdakine bir şey olmuyor ki. Hayır. Yani. Doğru. Yani sevgilimden ayrıldım. Vay vay. Niye yarar? Gitti ya. Tamam. Bitti. Ne olacak? Boş ver. Şimdi ondan sonra ne yapmaya başladın? Yeni sevgiliye bakalım diyorsun. Hayır. Yeni sevgiliye bakmıyorum. Şimdi kim girecek diye bakıyorum ya, Allah Allah. Ha, işte tamam, yeni sevgili. Aynı yola çıktı. Canım Halit'ciğim, işte böyle düşündüğün için sen yaş almıyorsun. Evet. Bak, yaşlanmıyorsun lafı yok. Anlıyorum. Yaş almıyorsun. Evet, evet. Hakikaten. Evet. Tanıdığımdan beri aynısın. Evet. Çünkü felsefen böyle. Bu. Felsefen tabii. Yapıcı bir felsefe, öyle. Yıkıcı değil. Efendim, Safiye Hanım İstanbul'dan arıyor. Alo. Merhaba, nasılsınız? Merhaba canım. Siz nasılsınız? Efendim iyiyim. Eski dostlarımla birlikteyim. Gördüğünüz gibi sanattan konuşuyoruz. Eski günlerden konuşuyoruz. Keyifliyim. Ben de çok keyifliyim. Ameliyattan çıktım 5 gündür. Sizi geçmiş olsun. İzliyordum. Sağ ol. Geçmiş olsun. Tekrar Halit Bey'i görünce bambaşka bir aleme gittim ben çocukluğuma. Evet. Rahmetli teyzem ona tapınırdı çıktığı zaman. İşte bu sanatçı derdi. Evet. Sizi de bir adalı olarak tanıyorum. Evet, ben de büyük adalıyım. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Evet. Size de Allah güç versin inşallah. Hep böyle görelim sizi. Sağ olun efendim. Önce sağlık diyoruz her zaman. Amin. Sunan Hanım'ı da öyle çok seviyorum. Bir sevgi göstergesi olarak sizi rahatsız ettim. Ay, estağfurullah, ne kadar zarifsiniz çok efendim. Çok teşekkürler. Biliyor musunuz, bu sevgi gösterileri çok gerekli. İnsanlar birbirlerine bu sevgi gösterilerini göstermeliler. Yani bir oyun seyrettiğiniz zaman mutlaka açıp telefon güzel demelisiniz. Karşısındakini güzel gördüğünüz zaman. Çünkü bunlar gerçekten insanlar çok yapıcı. Tabii. Ve insanı moralini çok yükselten sözler. Sağ olun. Teşekkürler. Ben efendim. Çok teşekkür ederim. Hepinize tekrar kucak dolusu sevgiler. Teşekkürler. Bizden de size sevgiler. Teşekkür ederim. Hakikaten ben böyle düşünüyorum. Güzel. Değil mi Sunacığım hayatı? Gerçekten. Hayatta birbirini kırmak çok kolay. Tabii. Sevgi kadar insanı motive eden, moral veren, güzelleştiren, diri tutan, dinç tutan başka hiçbir tabii şey yok. Canım, yani. Tabii canım, tabii. Sevgi. Peki hiç ikinizin de mesela senin Dormen Tiyatrosu'ndan bir anın var mı o günlerden? Oyun sırasında, şimdi o düşündüğüm zaman oyunlarda öyle çok şeyler olmuştur ki. Tabii. Yani dolu şeyler vardır. Oyunda olsun, yani senin sinemada olsun ya da tiyatroda olsun. Senden alayım bir tane, mutlaka vardır. Benim çok var da aklıma şimdi bir anda nasıl gelir bilmiyorum. Mesela ilk çıktığım yıllarda sahneye ben Şahane Züğürtler ve Monsera adlı oyunlarla ilk profesyonelliğe adım attım. Şahane Züğürtler'de rahmetli Nisa Serezli oynuyordu, Turgut Boralı oynuyordu. Anne ve babamı. Başar Sabuncu'yla da biz kardeş oynuyoruz. Antrek kaçırmak diye bir tabir vardır biliyorsunuz.
bir ara böyle benim bir rahatsızlığım oldu. Lavaboya koştum ve o sırada antre kaçırmışım. İçeriye de giriyorum sahneye. İlk lafım şu, anne babam nerede diyeceğim Nisa'ya, rahmetli Nisa'ya. O sırada da Turgut Boralı askere gitmişti, geç bir askerlik. Evet. Erol Keskin oynuyor benim babama. Ondan sonra girdim içeriye, anne dedim, babam nerede o hızla? Dediler ki Suna koş, antre kaçırdın, koş koş koş. Girdim içeriye, anne babam nerede dedim. Nisa gayet güzel, elinde yelpazesi, Allah rahmet eylesin. Evladım baban seni aramaya dışarıya çıktı dedi. Eyvahlar olsun, nasıl ay, oldum, bacaklarım şeker titremeye başladı. Hemen oturdum, böyle bir ayna vardı. Ay, ve taburenin üstüne oturdum. Nasıl titriyorum ama. Ondan sonra laf etmeme imkan yok. Ama Nisa öyle bir profesyoneldi ki. Ve sahneyi tamamen şey yaptı, ama düzeldi, ben hakim şey oldu. Ne kadar esprili bir kadın. Evet. Belli ki Erol Bey çıkmış, seni arıyor. Nerede antreye girmedi diye. Ve, çok şeker. Evet. Baban seni aramaya çıktı. Çıktı evladım deyince. Son derece işte. Böyle bir ama tatlı Nisa anım var. Da müthiş bir kadın. Tabii. Ama şeyde, bir hipermarkette Nisa Seniz'in reyonu yok. Gidip de sepetine 10 tane atamıyorsun. Hayır, bir tane Nisa Seniz'in. Hayır, bir tane. Hakikaten bir tane. Ve bir daha da bir zor Nisa Seniz. Bana şimdi repete oyunu hiç sevmem ben. Yani oynanmış oyun. Fakat Nisa ablanın oynadığı oyunları büyük bir keyifle oynayabilirim. O kadar seviyorum. İşte Nisa şimdi abla, o keyfi ben tadıyorum ne bu güzel oyunda. Öyle mi, Nisa abla mı oynamıştı? Nisa Seniz'in oynadığı rolü oynuyorum. Ruhu şad olsun. Oralının oynadığı rolü de Hadi oynuyor. Evet. Efendim hanımlar, şimdi ekran başına geçin. Çünkü sizleri çok yakından ilgilendiren bir konu var. Dikkatle izleyin efendim. Ellerinize sağlık. Harika. Ne çok dans ederdik, hatırlıyor musunuz? Ben seni şimdi böyle görünce hatırladım. Dansı ne çok severdin sen Ali. Hala seviyor musun? Şimdiki dansları bilmiyorum ama. Ha, peki eskileri ediyor musun yine? Eskileri birisini bulursam ederim ama. Ay çok şeker. Ay komik adam. Az önce bula bula beni buldu. Bak, ay canım benim. Ne güzel, ne güzel. Bugün nostalji günümüz ya. Ben şimdi sen eskiye dönmeyi sevmiyorsan merak ediyorum ya. 30-40 yıl öncesinden özlediğin şeyler var mı? Neyin özlemini çekiyorsun mesela o yıllarda? Ben müziğin özlemini çekiyorum mesela. Müziğin özlemini çekiyorsun. Tabii yani şimdi çünkü o müziği bulamıyorum. Yani daha doğrusu gürültü geliyor şimdi bana. Mesela şu güzellik var mı? Yani böyle güzel bir müzik nerede? Yok. Yok. Şimdi onlara kızıyor gençler. Ya o nereden buldunuz bu parçaları? Bu karşınızda... Sana bir şey söyleyeyim mi? Artık eskiye dönüş var.
gençler de bu şeyleri özlemeye başladılar. Çünkü baktılar ki oradan çıkış yolu yok. Yok. Yani bu müzikler başka bir yerlere. Bu müzikler insanı dediğin gibi olumlu hissettiriyor tabii kendini. Canım, ötekiler tabii. Daha olumsuz. Onun için gençler şimdi özlüyorlar. Bu tip müzikleri dinlemeyi haklıyorum, istiyorlar çok. Ve seviyorlar. Mesela bizim orkestramızı gençler de çok seviyor. Peki neler desem diyorum, şöyle bir kafamda bir şeyler var da. Bakıyor bak Cengiz gibi. Peki dostluk diyeyim sana. Dostluk. Dostluğu özlüyor musun eski günlere? Dostluk kesinlikle özlenecek bir şeydir. Çünkü dost bulmak çok zordur. Yani arkadaş çoktur ama dost yoktur. Mesela reklam arası seninle konuştuk. Sen de dinlemişsin geçen günkü Ahmet Özhan konserini. Evet, evet. Ahmet Özhan'la çok iyi dost olduğunu söyledi. Tabii ki yani çalıştığımız dönemde evet. Gerçekten iyi dostluk. Ben onu çok severdim. O da beni çok severdi. Hala çok severim ben zaten onu. Yani gördüğümüz zaman gene birbirimizi ararız, öperiz ama şimdi işte gerçek dost Ahmet'tir. Evet. Ahmet Özhan gibi bir insan olacak ki dost olabilirsin. Yoksa arkadaş, herkes de arkadaş. Yani olacak. O dönemdeki mesela sanatçı ilişkileri, şimdi oradan yola çıktım. Reklam arası konuşuyorduk. Evet. O dönemdeki sanatçı ilişkileri bugün yok mu? Yok. 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 Hayır. Ama bir de şundan kaynaklanıyor İlgün, bu o zamanki oyuncular, sanatçı lafını pek kullanmak istemiyorum. Yani oyuncu de aman sanatçı, şimdi her hep evet, sanatçılar. Oyuncu güzel. Evet, sanatçı biz kim oyuncuyuz. Ya? Biz oyuncuyuz ama tiyatro oyuncusu olduğumuz için sanatçıyız, o başka. Çünkü, onu başkaları takdir etsin. Ama yani, sanatçı laf artık çok tabii sanatçı, aşağılarda kaldı. Evet. Sanatçı üretendir, sanatçı yaratandır. Yaratandır. Nerede onlar bana göre, nasıl sanatçı oluyor o zaman ya? Ya onun için ben sanatçı lafını pek sevmiyorum ama oyuncu, şarkıcı, türkücü bunlar var yani. O eski oyuncularda bir de saygı vardı yavrum. Yani, i̇şte en önemlisi bu. İşte o saygıyı kaybettik biz. Kilit nokta bu. Evet. Saygıyı kaybedince o zaman dostluk da kaybolur, arkadaşlık da kaybolur. Her şey menfaat üzerine yürümeye başlar ki ondan da bir şey çıkmaz. Vallahi boşver. Peki bunca yıllık çok emek verdin sinemaya, tiyatroya. Evet. Gerekli vefayı gördün mü? Vefayı halktan gördüm. Yani gerçek vefa halkın bana gösterdiği vefadır. Yani onlar benim yaptıklarımı hiçbir zaman unutmuyorlar. Ve çok büyük saygı ve sevgi gösteriyorlar bana. Bu da çok güzel. Yani bunu kazanmış olmak bile çok önemli. Zaten halkın vefası olduktan sonra diğer vefalar olsa da olur, olmasa da olur. Zaten biz her işimizi halkımızla baş başa karşılıklı yapıyoruz. Peki efendim, Mahmut Bey Kırıkkale'den atıyorum. Belki tutarım diye tutamadım. Mahmut Bey Kırıkkale'den arıyor. Efendim merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Efendim iyiyim, siz nasılsınız Mahmut Bey? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Efendim işten mi seyrediyorsunuz bizi, evden mi seyrediyorsunuz? Evdeyim. Evdesiniz. Sabahleyin kalktım işte, kahvaltı yaptıktan sonra şimdi çok heyecanlıyım gerçekten. Yani ayakta konuşuyorum telefonu, o kadar heyecanlandım. Heyecanlanmayın, evet. Oturun buyurun. Evet, ben aslında böyle bahsedeceğim çok spesifik bir konu yok ama evet. Yani sadece hayranlığımı dile getirmek istiyorum. Yani Halit abi, ben hani üniversite öğrencisiyim, biraz sonra sınavım da var öğleden sonra ama kolay gelsin, şansınız bol olsun. Evet. Çok doğru konuşuyor yani, heyecanladım hakikaten. Halit'ciğim yani senle konuşacağım. Bir genç hayranınızım. Sizi hakikaten çok seviyorum. Sağ ol. Yani sizin gibi insanların çoğalmasını ya da hiç kaybolmamasını hakikaten çok istiyorum yani bu. Bir de asıl bahsetmek istediğim mesele var. Örneğin hani bu sizin ilk müzik aranızda çalan müzikle beraber hakikaten benim gözlerim doldu falan, böyle çok duygulandım. Bak yani gençler de seviyor diyorum sana artık bu müzikleri. Gençler nostaljiyi istiyor diyorum. Haksız mıyım Mahmutcuğum? Mahmut Bey kaç yaşındasınız? Ben 20 yaşındayım hatta. 20 ne güzel bak. Hadi ya. Vay. Ay çok şeker. Ben çok seviyorum deyince 67 yaşında falan. Hayır geldim. Bak 20 yaşında görüyor musun? Dedim sana gençlerimiz bravo, artık bravo, tamam. Onlar da değerlerine sahip çıkmaya başladılar. Sağ ol. Ve değerlere önem veriyorlar. Ne güzel. Çok teşekkür güzel. Ederim hakikaten. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sevindim. Hakkı bağlandığım için de çok sevindim. Geleceğimiz yani. Geleceğimiz sizlersiniz. Onun için sizler bizim için çok önemlisiniz. Lütfen aynı vefa şey, duygunuzu evet. Unutmayın. İlkelerinizi unutmayın. Tabii, değerlerinizi ya. Unutmayın. Hakikaten kesinlikle her zaman hakikaten çok duygulandım şu an. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi çok teşekkürler. Diyorum. İyi şanslar sınavınız için.
Gördün mü ne kadar güzel? Ne güzel. Evet. Ne güzel. İşte bu. İşte bu. İşte hadi araya bir şey çalalım. Hadi güzel bir şey çalalım bize. Ne okuyacaksınız bakayım? Tango. Oh, vay 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 vay. Nerelere gittik? Yıkıl sen bak şu hale bak. Kimlere yazılmış Halit'cim kim bilir? Ya. Hepimize. Ay, ay. Asıl yazan kime yazdı? Ben Cahide Sonkun'un filminde, rahmetli Cahide Hanım'ın filminde bu şarkıyı dinlemiştim. Yani filmde dinlemiştin. Bunda... Sen tanıştın mı Cahide Hanım'la? Oynadım kız. Oynadın. Ay ben ne bileyim, ben hayatımda hiç görmedim Cahide Hanım'ı. 1947'de. Yani, ben seni unutuyorum. Ben seni daha 35-40 yaşında bir adam görüyorum. Evet. Ben şimdi, öyleyim zaten. Gerçekten boş... şimdi karşı karşıya geldim. Evet. 1947'de Dram Tiyatrosu'nda Sinan de Bergerac oynayacaktı. Evet. Orada Roxanne rolünü sevgili Cahide Hanım oynuyordu. Ama yani bir güzellik abidesiydi. Yani nasıl başka bir hanımdı hakikaten ya, hep anlatılır. Şöyle güzeldi, böyle müthiş, o iyi oyuncuydu. Çok iyi oyuncu üstelik de. 7 yaşındaydım ben ama 7 yaşında gene bir erkek çocuğuydum ben. Yani... Hayran hayran bakıyordum ben Cahide Hanım'a. Bu kadar da güzel oynuyordu. Bu çocuğun kadar da ne güzel olacak küçükten belli olur diye boşuna dememişler. Peki bir şey söyleyeceğim. Neydi böyle bir güçlü kadını, böyle evet, iyi bir oyuncuyu, evet, böyle evet, güzel evet, bir kadını. Evet. Neydi o sona götüren? İçki. Kesinlikle. Bir de tabii yani bu birçok kadında daha çok olur ama erkekte de vardır. Yani bir yere çıktıktan sonra
oradan düşünce insanlar kötü oluyorlar. Cahidan da bunu yaşadı. Vefasızlık da olabilir. Tabii. İşte yani onu yaşadı ve içkinin arkasına sığındı. Ama kötü oldu tabii. Yani keşke olmasaydı ama olur. Yani öyle bir kadına öyle bir son tabii ki yakışmamış. Ama yani. Rita Hayworth da öyleydi. Rita Hayworth da böyle mi sonu oldu yani? Bu ama kadar mı? Çok içkiye düştü bilmem ne yaptı falan. Çünkü Rita Hayworth da gerçekten Hollywood'a gelmiş en güzel kadınlardan bir tanesiydi. Yani çok çok güzel. Peki günümüzde daha çok bilinçlendi o zaman böyle star sanatçılar. Çünkü günümüzde en azından böyle bir yere geldiği zaman o yerin kalıcı olmadığını, günün birinde o yerden başka bir yere geçeceğini biliyor çoğu sanatçı sanıyorum. Hangi oyuncu biliyor? Ya bugün oyuncunun kalıcılığı var mı? Bir dizi boyunca oyuncu, ondan sonra nerede? Hayır, ben ondan bahsetmedim. Ben star olan insanlardan star bahsettim. Star var mı evladım şimdi? Şimdi star sistemi de yok oldu, evet. Yok tabii yani, sinemada star olur zaten. Yani öyle dizilerde bizlerde star olmaz. Dizilerle star olunmaz, evet. Sinema. Bu arada senin dizinden de bahsetmek istiyorum, İki Aile. Çok güzel, çok şık tabii. Bir dizi. O iki ailenin de tutmasının nedeni sanıyorum ki bu değerlerin, sevginin, şimdi, saygının, aile kavramının önemli olduğu. Orada bir aile var, aile var. Bu seyirci bu kadar vurdulu kırdılı, öldürücü kaldılı filmin arasında değişik bir yere oturuyor. Ve seyirci bundan hoşlanıyor çünkü öbürlerinden bıktı. Burada bir aile sorunu var, çocuklar var, bir kadın var, bir erkek var ve sevgili İcra Aydın çok güzel oynuyor. Çok, hepiniz çok iyisiniz. Ya, tamam İcra yani, çok iyi. İcra Hanım'ın oynaması evet. Önemlidir. Çünkü o bir anaç kadını oynuyor. Anaç kadını oynuyor. Çok doğru. Güzel oynuyor. Emre gayet iyi bir oyuncu. O da çok güzel oynuyor. Bir de etrafındaki kadro çok çok iyi olunca. Sonuçta ben star sistemi yok dediğin zaman ben evet şuna katılıyorum. Bütün yapılan işler ekip işidir. Tabii. Sonunda hepsi tabii, birbirine tabii, bütün tabii, ekip iyi tabii. Olduğu zaman tiyatro bir ekip işidir. Tabii, artık tabii, diziler de bir tabii, ekip işidir. Tabii, dediğin tabii, gibi tabii. Tek başına ben starım deyip etrafta olur olmaz oyuncularla hiçbir yere varılmıyor. Olmaz, başarının sırrı hayır, hayır. Budur. Ekibin güçlü olması. Ben evet. Yavaş yavaş zamanımız doluyor Sunacığım. Ben tekrar oyununuzu anons etmek istiyorum. Aşkın Yaşı Yok. Hadi Çaman Tiyatrosu'nda oynuyor. Evet. Nişantaşı'nda. Cumartesi ve pazar günleri. Cumartesi evet. Ve pazar günleri. Tiyatrolarımızı her zaman buradan söylüyoruz. Aman ihmal etmeyin. Gidin. Kendinizi bulun diyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Davet ettiğin için biz teşekkür ederiz. Estağfurullah. Şeref verdiniz efendim. Biz de şereflendik efendim. Sizler çok önemlisiniz. Kendinize iyi bakın. Yaş alın ama sağlıklı olun. Peki sen mi desin? Nasıl? Yaşlanın demiyorum. Yaş alacağız. Ama en önemli şey evet. Sağlık diye düşünüyorum. Bizler sağlıklı oldukça böyle iyi şeyler üretmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Edeceğiz. Çok teşekkürler Ali. Biz çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani sağ olun. Seninle yine bir arada olmak beni de çok keyifliydi çok gerçekten. Teşekkür ederim. Bu işin böyle bir keyfi var. Eski dostlar daima birleşiyoruz bir yerde. O açıdan çok keyifli. Sabah sabah güzel yüzün, güler yüzün bize çok mutluluk verdi çok gerçekten. Teşekkür ederim. Siz de çok mutlu duyduğumuz ettiniz. Acı haber. Rağmen evet yani. Maalesef evet, onun evet. için bugün biraz evet. Çok candan canlı olamıyorum maalesef. Çünkü gerçekten o duyduğumuz haberden evet. Dolayı evet. Ben tekrar başsağlığı diliyorum düşen uçaktaki ailelere gerçekten çok acı onun için böyle biraz soft bir program oldu ama çok mutlu olduk her şeyi konuştuk sohbet ettik efendim hoşça kalın iyi tatiller diliyorum size ve Rubato ile veda ediyoruz pazartesi görüşmek üzere evet.
yerden uzaklaşın. Şimdi neşin saçıyor beraberce gezdiğimiz o yerlerden kaçıyor kederlerden.